Değerli kardeşlerim, Bismihi Teala basına ve kamuoyuna Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlamazsınız. Bakara 154. Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlara, mustazaflara lütufta bulunmak, onları o topraklarda varis kılmak istiyorduk. Kassas 5. Ey Muhammed, Allah'ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma. İbrahim 42. Değerli basın mensupları, saygıdeğer halkımız. Burada birkaç gündür başta Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, kısaca Kürdistan bölgesinde meydana gelen, insanlarımızın mal ve can kaybına sebebiyet veren PKK, BDP'li çetelerin ve bunların ağabeyi olan Amerika'yı telin etmek ve ölen şehitlerimizin gıyabi cenaze namazlarını kılmak için toplandık. Allahu Ekber. Tamam abi, geldim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bölgede şehit olan kardeşlerimizin ruhu için El Fatiha. Suriye'deki Kobani'ye IŞİD'in saldırılarını bahane eden BDP, HDP destekli PKK çetelerinin esirlen terör, yıkım, talan hareketi tüm yurtta ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da devam ediyor. PKK çeteleri başta Hür Dava Partisi olmak üzere siyasi partilere, İslami dernek ve vakıflara, Kur'an kurslarına, medreselere, camilere saldırıyor. Okulları, hastaneleri, kamu kuruluşlarını yakıyor. Halkımızın araçlarını, iş yerlerini ateşe verip, yakıp, yağmalıyor. Mütedeyyin insanları her gördüğü sakallıyı IŞİD'de olduğu gerekçesiyle katlediyor. Ve şu ana kadar çıkan bu olaylarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bizler bugün buraya saldırıya uğrayan Hür Dava Partisi üye ve gönüllüleri olarak memleketi savaş alanına çeviren PKK, BDP, HDP zihniyetini kınamak ve bu zulme sesimizi yükseltmek için toplanmış bulunuyoruz. Kardeşlerim, bu insanlık dışı katliamlar Filistin'de, Myanmar'da değil, hemen yanı başımızda Diyarbakır'da yaşanıyor. Bunu vahşeti kendini Kürt halkının öncüsü olarak gören PKK, BDP'li caniler yapıyor. Onların bu caniliklerini anlamak mümkündür. Çünkü onlar kanla beslenen vampirlerdir. Lakin bu alçakça ve adice saldırılara karşı seyirci kalan hükümet, İslami camialar ve halkımızı anlamakta gerçekten zorlanıyoruz değerli kardeşlerim. Haksızlığa ve saldırıya uğrayan Müslümanlara destek ve yardımcı olmaları gerekirken hala itidal ve sağduyu çağrılarına bulunmalarını anlamakta zorlanıyoruz. Müslüman uyuma! Kardeşine sahip çık. Müslüman